Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Elder Scrolls 5 Skyrim'e hoş geldiniz. Bu videoda hiç görev falan yapmayacağım, zaten oyun hafif kasıyor. Bunu laptopta oynamıyorum, gene eski bozuk mikrofonda oynuyorum. Mikrofon mefte olmuştu hatırlarsanız. O yüzden her an ses gelebilir. Çok acayip şekillerde şey yapıyoruz. Ejderha orada. Ne yapacağım ben bu videoda? Sadece avlanacağız. Av. Yani bu av. Video bunun hakkında olacak. Ava çıktık. Okla avlanacağız. Skyrim'de avlanmayı çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Hem hoş bir... Kim fark etti beni? Yanında birileri olması lazım o zaman. Şurada bir şey görüyorum. Evet, şurada bir şey gördüğümü söylemiştim. Orada bir tane galiba şey varmış. Kılıç dişli kaplan mı vardı? Kılıç dişli kedi var. Saber-toothed cat. Öyle bir şey var, evet. Oyun Türkçe bu arada, tamamen Türkçe oyun. Yani onu yapmaya başardım. Birkaç tane dosyayı silmem gerekiyormuş. Öyle okudum, sonra onu yaptınca oyun tamamen Türkçe orada. Keskin diş diyorlar. Okla avlanmak çok güzel oluyor. Nedenlerini sayıyordum ben de. Bir, atmosfer inanılmaz güzel. Şu atmosfere bakın. Şu atmosferde sadece dolaşılsa bile yani inanılmaz bir keyif verir. İki, ok kullanmayı çok seviyorum Skyrim'de. Yani gerçekten iyi bir şey. Üç, yani keyif veren nedenlerden biri değil de şu 30 seviye 34'e 35 yapmaya çalışacağım. Nedenle de size göstereyim. Ben normalde ejderha şey istiyordum ya. İşte bir ejderha zırhı. Şeyi öğrendim. Demircilik nerede ya? Şu demirciliği bulabilirsek. Daedra zırhları daha güçlüymüş. Daha havalı görünüyorlar. Daha havalı görünmüyorlar. Şimdi size kendi zırhımı göstereceğim de. Şu Daedra demirciliği için zaten ya demircilik 100 zaten. Buna gerek yok da. Bir tane daha perk açacağım. O yüzden bir level daha gerekiyor. Ben de okçuluğu geliştirmeye çalışıyorum. Ona da bakalım. Okçuluk kaç olmuş? Okçuluk 63. Birazcık daha gerek. Sinsilik ne kadar? Sinsilik 58. Sinsilik ve okçuluğu geliştiriyorum böyle yapa yapa. Şu avı da yaptıktan sonra size ben şeyi göstereyim. Böyle kendimi göstereyim. Ve Tolgar efsanesi böylece devam ediyor. Bu tamamen ejder kemiklerinden ve ejder pullarından yapılma bir şey. Ben bunun daha çok demircilikle değil de terzilikle alakası olduğunu düşünüyorum ama ben bu işlerin pek şey değilim, o yüzden ejderha derisini falan dikiyor. Neyse, onları boş verin. Şimdi böyle av falan yapacağız. Ok kullanmak falan filan olacak. Şöyle şunu aha. Sakin sakin beyler. Oba. Oba. Üçünü birden vurdum. Bunu ilk kez yapıyorum. Daha önce ikisini vuruyordum. İkisini vuruyordum. Birazcık zor oluyordu ama vuruyordum. Üç tanesini hiç vuramıyordum. Çünkü bu geyikler genellikle üç geziyorlar. Bir tanesini vurduğu zaman diğeri kaçıyor. Zaten gördüğünüz de oydu. Diğeri kaçmaya çalışıyordu. Şurada bir yerde düşmüş olması lazım hayvancının, yazık. Acaba aşağı mı düştü? Ok vurduysa düşmüştür o hayvan çünkü canları bunların çok az. Bir yerlerdedir o. Neyse, diğer şey nerede, geyik nerede ya? Bunlar bayağı aşağı düşüyor, bulamıyorum. Neden bulmaya çalışıyorum, hani altın falan vermeyecek de ok falan var üzerlerinde. Şuna iyice yaklaşalım böyle sinsi sinsi. Ne oluyor ya? Şeyler değil mi? Aa, şurada iki tane daha geyik var, onları halledeceğim ama ilk önce şuradaki köpeği vuralım. Aa, nereye kayboldu? Nereye gitti ya? Hah! Gel aslanım, al. Oklarda böyle yersiniz işte. Tolgar'a şey yok. Bana istediğinizi söyleyin ama Tolgar'a bir şey söylerseniz Tolgar alınır. Tolgar alındığı zaman pek hoş şeyler olmaz. Şurada bol bol yengeç vardı. Ben yengeç katliamı yapıyordum bütün gün. Okla falan yengeç vuruyorum. Şey var ya hani ya illaki yapmışsınızdır. Hani böyle cam şeyler falan diziyorsunuz. Boncuklu tüfekle falan, boncuklu tabancayla böyle bir duvara diziyorsunuz şeyler. Onu atış ediyordunuz. Ona benzer bir şeydi. Ya ben ters tarafa gidiyorum ya. Sağ tarafta şeyler vardı değil mi? Geyikler falan vardı. O geyikleri bir halledelim. Katliam yaptım bugün. Resmen katliam yaptım. Şurada illaki yengeç falan çıkacak biraz sonra. Burada çıkar mı? Çıkmaz ya, daha
Belki bunlar suyun içinden çıkabilir ama pek görünmüyor. Kaya kılığına giriyorlar. Bunlar zaten yengeçlerin, bu çamur yengeçlerinin, Skyrim'deki çamur yengeçlerinin öyle bir özelliği var. Sırt kısımları kayaya benziyor. Kaya kamuflajına giriyorlar. Şu bir ağaç. İyi. Oba, gördüm seni. Tam. Pek hoş olmadı bu. İsabet ettiremedim. Sorun yok. Bu bir fantezi videosu ahbaplar. Şey değil hani, bu serinin devamı falan değil. İsterseniz playlist'e koyarım veya koymam. Bu böyle canım sıkıldı. Ne yapayım ne yapayım, video çekeyim. Ha, böyle tek başına oynayınca fazla şey olmuyor. Zevki çıkmıyor. Nerede kaçtı bu, değil mi? İyice kaçtı bu, gitti. Aha, orada. Dur bakalım, rafta başka geyik var mı? Orada harika eden bir cisim görüyor muyum? Görmüyorum. Şunu buradan kaçıyor. Yaklaştığım zaman kaçıyor ama ben gizliyim şu anda. Hayır, onlar da kaçırtacak şimdi ya. Onları kaçırtmıyor. Şu geyik bak. Şu yalnız geyik diğerlerini korkutmayacak. Korkutamaz. Çünkü başka yere gidiyor. O durgun hale geçince onu alabilir miyim diye düşünüyorum. Aşağı düşeceğim galiba şimdi. Evet, aşağı düştüm. Çok hoş olmadı bu. Şu geyiği alırım ama. Aldım. Çok fena yerden girdi ama aldım. Şunu da alırım. Hayır, hayır. Evet. Onu da aldım. Çok eğlenceli oluyor burada. Şey, avlanmak. Ara sıra da birileri çıkıyor önüme. Quest olmuyor ama. Görev falan çıkmıyor genelde. Görevlerin falan hepsi burada. Yok, yanlış yere baktım. Şöyle J'de. Görevlerin falan hepsi bu J'de. Ama bunları falan hep yapacağız. O şeyi yapmamıştık. Onları yaptım. Daha doğrusu onları yapmıştık. Görevleri de yapmıştık. Onu hatta sizinle birlikte yapmıştık. Bir tane fısıldayan kapı vardı. Onunla falan konuşmuştuk. Bir tane kurt adamla ilgili bir şey vardı. Onu yapmıştık hatta. İşte o ikisini benim oyunum, çok sevgili bilgisayarım, artık oyunum veya Steam ne yaptıysa, herhalde Cloud'la bir sorun yaşadı. Save yok. Yani save yoktu. Bir önceki save'e dönmüştü. Ben de onları baştan yaptım. Veya belki kaydetmeyi unutmuşumdur, bilmiyorum. Ama kaydederim genellikle ya. Neyse. O da gitti. Oho, çok güzel. İşte onları baştan yapmak zorunda kaldım. Ben hazır yapmışken şu leveli de atlayayım da. Şu Daedra demirciliğini yapalım. Daedra demirciliğini yapacağız. Onu yaptıktan sonra kendime Daedra zırhı yapacağım. Ve demirciliği sıfırlayacağım. Baştan başlayacağım demirciliğe. Ne bileyim, sıfırlayacağım işte. Level 100 olduğu zaman sıfırlayacağım. Bir de tek elli silahlar, onu da level 100'e getirdiğim zaman sıfırlayacağım. Çift elli silahlardan devam etmeye çalışacağım. Ya çift elli silahlardan devam etmeye çalışmayacağım. Sinsiliği yükselteceğim ve hançerlerle devam edeceğim. Yakında bir hayvan var. Evet, yakında bir hayvan var. Ejderhanı beni görmezse oradan imkansız şimdi, yani şey yapma. Oyun. Benimle dalga geçme. Benimle oyun oynama, oyun. Ha 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 ha. Bugünlerde çok acayip acayip soğuk espriler yapmaya başladım. Neyse, nerede bunlar? Hayvanlar. Bana katledecek hayvan lazım. Şurada bir tane daha. Tilki mi o? Köpek mi? Kurt mu yani? Köpek mi? Sokak köpeği. Oba! Onu da hallettik. Oradan bir ok almaya... Aha. Şunu buradan vurabilir miyim? Bir deneyeyim mi? Yakına bir yere düşecek ama. Aa, gitmedi bile. Şöyle yukarı atalım. Kaçmıyor. Demek ok oraya kadar gitmiyor. Yakında bile düşmedi. Yakında düşseydi kaçardı. Hay, ağzımı oynatmayaydım. Ağzımı açmayaydım. Kaçtı işte. Neyse, şurası ne? Throat of the World mu? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Ha, fark ettim az çok. Yavaş yavaş o bölgede... O kadar kuzeyi fazla sevmiyorum. Yani çok fazla kar ve çok fazla dağ var. Pek hoş değil. Böyle o ova olacak. Tepeler tabii ki olacak ama fazla şey olmayacak öyle. Hani, kendi beni engelleyecek kadar olmayacak. Tepeler hoş oluyor. Gerçekten hoş oluyor. Ama mesela hani
şu yukarı şurası gibi olursa adamın canını sıkıyor. Yani şöyle bir yer olursa neredeyse imkansız burada şey hareket etmek. Eliyorsun ne yerleşim yeri var ne bir şey var, hiçbir şey yok. Şu tepenin arkasında hemen bir tane daha geyik var, onu da alalım da. Böyle birazcık konuşacağım. Okçuluk ne durumda? Ha, okçuluk. Sinsilik muhtemelen şey yapacak. Birazcık artacak. Onunla birlikte mi geçeceğiz? Sen bu tarafa doğru gel. Gel. Kandıramadık. Neyse onu bir şekilde hallederiz. O geyiği alacağım ama o geyiğin kaçışı yok. Ya var muhtemelen bir yere kaçmıştır. Fazla hızlı oluyorlar geyikler. Şöyle geldiğim zaman geyik sağ tarafa görebiliyor muyum? Hey maşallah çok insana pozitif duygular veren bir yer değil mi şurası? Nerede bu? Ha, şurada bir tane şey var. Oraya hiç girme bile diyorum. Girmeyelim oraya. Oraya girersek görev falan başlar. Şimdi başlamak istemiyorum. Laptop gelsin sonra başlayalım. Laptopla artık şey duygusal bir bağım oldu. O kadar şey, ayrı kalınca tabii ki değerini gayet iyi anladım. Nerede bunlar ya? Şey nerede? Utgret, ha, arkamdan geliyor. Sen daha gel arkamdan. Sen daha gel. Şuraya girmeyelim. Topla deve dikeni falan filan fesliken. Burası doğuysa ben yavaş yavaş şey yaklaşıyorum o zaman, değil mi? Bu tarafta şey mi var? Evet, bu tarafta şey var. Whiterun. Evet. Daire çizdim. Bayağı ileri gitmiştim. Whiterun'dan başlıyorum, çıkıyorum Whiterun'dan bayağı gidip geliyorum ben. Çok acayip işler yapıyorum ya. Çok acayip işler yap. Aha. Orada geyikleri gördüm. Geyik avlıyorum genellikle. Ara sıra kurt falan çıkıyor önüme. Tilki nadiren çıkıyor. Aynı şekilde yok. Şeyler kılıç dişli kaplanlar sık çıkıyor. Oyuncu canımı okumak istiyor çünkü. Zorluk seviyesi ne oyunun bu arada? Onu da bakmadım bak. Oyun ayarları. Kolay mı? Normalde olsun be. Normalde olsun. Fazla kolay olmasın. Ben diyorum neden böyle oluyor? Vurdum her şey gitmez normalde, değil mi? Evet. Normal kendine hemen belli ediyor ama oyunun zorluğunu neyi değiştiriyorlar onu anlamadım. Ben aldığım hasarı mı artırıyor? Aldığım hasarı artırıyorlardır onu biliyorum da. Bu sinsilik falan her şey herhalde belirli oranlarda değişmiştir. Mamut, burada bir mamut varsa yakınlarda da bir dev var. Canımızı okur bizim adam. Canımı okur, resmen okur. Devler çok güçlü. Ejderhalardan daha fazla vuruyorlar galiba. Bir tane vuruyorlar canım dörtte bir falan gidiyor. Ve o artistik hareketi yapmayacaktım. O geyiğe sıkmayacaktım. Geyik kaçtı şimdi. Neyse sürekli sinsilikle giriyorum da. Aha orada. Kaçma. 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 Yani Uthgred'e rağmen sinsilik birazcık iyi ilerliyor. Ya. Kaçıyorlar ya. Kaçmasınlar. Kaçmasınlar. Üzülüyorum. Beni dışlıyorlar geyikler. Aha. Şş, beyler ne ayak? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Kusura bakma kardeş, ben de Ulfric'in boylarından biriyim. Dışarıdan sesler geliyor. Öyleyince bak yanlış anlaşılacak. Bak öyle değil de. Hani ben pek imparatorluk taraftarı değilim. İmparatorluğu seviyorum. Şey az şey yapmadık imparatorluk için Oblivion'da. Ama ve lakin. Yani gel gördük ki. Kimse benim kime tapacağımı, hiçbir siyasal güç bana böyle bir şey söyleyemez kardeşim. İster imparator ol, ister git başka bir şey ol. Ulfric de gelsin, aynı şeyi söylesin, onun da ben boğazını keserim. O geyikler mefta oldu herhalde, şöyle devlerin olduğu tarafa doğru gittiler. Bazen o imparatorluk askerleri böyle bir şeyler taşıyor yanlarında. O birazcık acayip oluyor ama. Hiç yok, hiçbir şey yok mu ya? Yakınlarda. Geyik. Ayı gelsin bari. Geliyor ayı, ara sıra geliyor burada. Hafif dağa çıktığınız zaman ayı görebilirsiniz.
Ben burayı temizlemiş miydim? Olabilir. Benim bir tane katliamım olmuştu, dev katliamım. Atıma saldırıyorlardı, gölge yeleğe. Ben de onların canını okudum. Okla ama, tamamen okla. Fantezi yapayım dedim. Gene fantezi yapıyorum. Yakında Dota fantezileri de gelecek. Aklımda öyle bir şey var. Çok ciddiyim. Dota fantezilerini yapacağım. Hani ya? Ya bir şeye sıkayım ben bunu. Bir canlıya sıkayım, bir hayvana sıkayım. Oho. Mikrofonun canlı okudum az önce. 5 dakika düzelteyim şunu. Heh. Bu geyikler inanılmaz korkmuşlar benden. Yoksa acaba Ulfgret yüzünden mi kaçıyorlar? Şurada illaki yengeç falan vardır. Etrafa iyice bir göz atalım. Yengeç vururum ya. Hiç olmazsa yengeç vururum. Dur 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 dur. Şuna yaklaşabilirsem. Şuna yaklaşabilirsem harika olacak. Ha bu arada Age of Empires 3'e geliyormuş. Age of Empires telefona geliyormuş yeni oyunu. Valla açıkçası artık bu tür oyunlarda propagandalar falan olmaya başladı. O yüzden ben fazla oynamıyorum. Ben propagandaları hiç sevmeyen bir insanım. Şöyle biz bu geyi bir vuralım. Ya her defasında bunu gösteriyor. İyi iyi hoş da. Ulan maşallah kurşun gibi şey yapıyor. Arkasına sanki roket bağlamışlar gibi bir şey etkisi bırakıyor. Artık yayın esnek kısmını, o ip kısmı neyden yapılmışsa. Çünkü böyle yapması için inanılmaz bir itmeye sahip olması lazım. Onun için de muazzam bir enerji gerek. Vay be, geyik evlenmiş. Nar taşlı gümüş yüzük. Dul kaldı. Dul kaldı. Bak şöyle şeyler de hoş oluyor. Şöyle evler de hoş oluyor. Mesela gidiyorsun, görüyorsun. Onlar bizim az önce gördüğümüz askerler mi acaba? Yoksa değiller mi? Aha. Geyik. Az önce bizden kaçan geyik bu değil mi? Alacağız o geyiği. Alacağız. O geyik bizim olacak. Yani o kadar da kasmıyor aslında ama. Ben daha fazla kasar diye. Hayır. Ha ihtiyar diyor kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sonra, aha! Sisilik yeteneği 34 oldu. Ha. Oh be! Sonunda şunu yapıyoruz ya. Sağlığa ver, sağlığa. Tamam. Sonunda bunu yaptık. Demircilik nerede? Ha? Gel aslanım. Direkt buna geç. Evet. Oh be. Şimdi kaldı daha şey bulmak kaldı. Neyse. Ya ben dayanamayacağım. Yarım kalmış iş. Olmaz. Şuradan birkaç tane geyik daha avlayalım. Mesela ben bunu şöyle sıkayım. Olmadı. Şu tarafa doğru bir tane daha sıkayım ben. Oba. Öl be kardeşim ya. O kadar sıktık. Kaç tane sıktık? Neyse demir ok çok zaten. Sorun yok. Ben bunu. Böyle sıksam olur mu acaba? Olmadı mı? Olmamış. Neyse. Şuna bakalım neler var bunda. Altın. Vay be. Skyrim'deki hayvanlar çok medenileşti. Hayır, gerçekten çok medenileşti. Hayvanı açıyoruz, altın buluyoruz. Yengeç. Al. Aa, bir tane daha var. Yengeç. O geyik uçtu değil mi? Yuvadan uçtu artık o geyik. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha az video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay. 5 dakika daha değil. Ah! Ah! Oba! Daha vuramadım. O geyiği vuracağım. Geyiklerle bir sorunum var benim. Hayır. O geyiği vuracağım.
O geyiği vuracağım. O geyik benim olacak. Böyle söylenince gene yanlış olacak. O geyik, yani seni yiyeceğim geyik, seni pişirip yiyeceğim ben. Seni hanıma götürüp şey yapacağız, haşlama bir şeyler yapacağız, bilmiyorum artık ne yaparız. Geyik, gel buraya geyik. Olmaz böyle iş. Seni böyle yandan yakalayayım. Yandan yakalayamıyorum ben seni. Çok hızlısın. Allah Allah, atım nerede ya? Atım çağıramıyorum bak. Şöyle bekleyelim bir saat. Oba. Oh be, içimde kaldı. Neyse. Ha, ne diyorduk? Ha. Bay bay.